Merhaba, Sanmoon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aşk hayatınıza kim girebilir, nasıl birisi girebilir? Bununla ilgili enerjilere bakacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ekstra harfler de seçeceğiz. Harfler işin daha eğlence kısmı. Ben hemen bu doğrultuda niyetimi sesli olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, saatle, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Abonelerimdeki Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm olasılıklarda, tüm boyutlarda, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm olasılıklarda, tüm enerji boyutlarında, tüm dünyada ve tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları, Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşatsın. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm olasılıklarda, tüm boyutlarda, tüm enerji boyutlarında, tüm dünyada ve tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların kalbine, ruhuna, enerjisine, davranışlarına, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetli davranış, iyi güzel temiz niyetli anlayış, iyi güzel temiz niyetli sorumluluklu, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı davranmayı nasip etsin tüm insanlara, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Amin, amin, amin. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir? O kart çok hissetmiştim. Aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza kim girebilir? Aşk hayatınıza girecek kişi, bakın burada da çok yüksek ihtimal, olasılıklar doğrultusunda tabii ki, ama evleneceğiniz kişi de olabilir. Kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Açıya bir bakalım. Lenormand kartlarını da seçeceğim çünkü. farklı inançtan, farklı kültürden birisi olabilir. Zaten dünya kartı, haç kartı bakın birlikte geldiler yanında. Açıya bakıyorum bir taraftan. Tamam, Lenormand kartları zaten görüyorsunuz. Şöyle de koyabilirim. Evet, gayet güzel böyle. Gayet iyi, tamam. Evet, aşk hayatınıza kim girebilir, nasıl birisi girebilir dediğimizde burada romantik, duygusal, size gerçekten iyi, güzel, temiz niyetlerle yaklaşabilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Resmi yerlerde çalışan birisi olabilir, iyi eğitimli, kendini iyi geliştirmiş, işte iyi yerlerden mezun olmuş, iyi yerlerde eğitim görmüş, hatta belki yüksek lisans ya da yüksek öğrenim, işte üniversite öğrenimi ya da üniversiteden sonraki işte yüksek lisans, doktora ya da belki başka bir bölüm gibi konularda, alanlarda yurt dışında da eğitim görmüş birisi olabilir. Yurt dışı bağlantısı çok yüksek ihtimal olan birisi, farklı kültürlere aşina birisi, yabancı diller bilen birisi olabilir. Yolculuk yapan birisi, aynı zamanda çokça yolculuk yapan birisi, ailesi tarafından sevilen ve sanki sizin hayatınıza girdikten sonra sizin ailenizin de onu çok sevebileceği bir akış gözüküyor. Burada bazılarınız için ben şöyle bir enerji hissettim. Hepiniz için olmasa da bazılarınız için geçmişte belki evlilik süreci içerisine girdiniz ama bir türlü tamamlanamadığınız birisi olabilir. Bu kez tam hani o yarım kalmış enerjileri tamamlamak üzerine, işte evlilik gibi bir enerjiyle tamamlamak üzerine hayatınıza girebilecek birisi olabilir. Bazılarınız için de belki bazılarınız geçmişte böyle çok ha evleneceğiz, ha evlendik, hani iptal diyelim yine de. İptal deme sebebim sürüncemedeki sürece iptal dedim. O enerjiyi iptal ettim. Sürünceme süreçlerine iptal. Evet, burada işte geçmişte böyle sürüncemede bir evlilik süreci yaşadığınız birisi vardıysa, bazılarınız için o kişi olmasa da sanki orada o yarım kalan enerjiyi hak ettiğiniz yeni birisiyle sanki hayatın size sunması gibi bir durum yaşayabilirsiniz aşk hayatınızda. Yani şöyle, geçmişte sen, örnek veriyorum, A kişisiyle, B kişisiyle uzun süre sevgiliydin ve artık hani belki bir evlilikle taçlanması gerekiyordu ama olmadı, belki ayrıldınız. Şimdi belki de bu yeni gelecek kişi asıl o evlilikle taçlandırmaya layık, size layık, adalet kartıyla hak ettiğin gibi birisi geliyor şimdi. Geçmişte belki seni yarım bırakan birisini aslında hayat sana dolduruyor ve aslında yarım kalmadın. Tam hak ettiğin birisinin gelmesi için bunlar yaşandı gibi bir süreçte yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için geçmişteki kişi belki daha ciddi niyetlerle gelebilir. Ama bazılarınız için ben yeni birisi görüyorum. Geçmişteki kişi gelecekse de yenilenerek geliyor burada. Çünkü çok yeni, çok taze enerjiler var. Evlilik enerjileri var. Direkt olarak yani evlilik. Bakın tılsım onusu, tılsım ası ve mektup kartıyla evlenme niyetiyle gelebilecek birisi. Ay. Evet, grip oldum bir haftadır ve çok şükür sağlıklıyım, saatliyim. Ama çünkü ben çok böyle bu tarz şeyleri dile getirmeyi sevmiyorum. Arada sesimden kaynaklı, o yüzden belirttim. Burada devam ettiğimde çok pozitif birisi. Hayata sanki tutunmanızı kolaylaştıracak birisi. Hayatı dolu dolu yaşamanıza katkı sağlayabilecek birisi, size ilham olabilecek birisi, size enerji katabilecek birisi. Hani böyle hayattaki her güzellikten zevk alabilirsiniz. Bugün şurada yiyelim mi, bugün buraya gidelim mi, işte bugün yürüyüş yapalım. Hayat enerjisi yüksek birisi. Ya böyle en ufak şeylerden bile mutlu olmayı bilen birisi. Güzel müzik zevki olabilir, yemek zevki olabilir, içecek zevki olabilir. Nedense burada, şimdi herkesin sonuçta özel hayatı, inanış şekli, yaşayış şekli farklı olabilir ama benim burada direkt olarak şunu söyleyesim geldi. Şarap seven birisi olabilir ve şaraplara özel, hani böyle bir gurmelik demeyeyim ama Avrupa yakasındaki o adamın adı neydi, o aklıma geldi. Aslı'nın ilk evlendiği kişinin babası. Bir tane vardı ya, sürekli şarap içiyordu. O gözümün önüne geldi. Neyse böyle şey, hani şaraplara ilgisi olabilir. İşte şu kadar yıllık, bu kadar senelik, asıl güzel şarap şurada içilir falan filan. Böyle bu tarz şarap kültürü olan birisi olabilir. Yani şarap kültürünü bilen birisi olabilir. Ama ben hani ağzıma sürmem, ben içmem diyenlerin de kendi tercihi tabii ki. Burada çıkan enerjileri söylüyorum sadece. Kimseyi yargılayarak yaklaşmayın. At gözlükleriyle yaklaşmayın. Yani nasıl diyeyim? 360 dereceden de bakabilin insanların hayatlarına. Zaten uyanışa o götürür sizi. Aa bu böyle, bu böyle, şu şöyle, iyi falan filan öyle. Hayat yaşanmıyor. Öyle dediğiniz şeyleri de inadına dibinize sokar hayat. Yine de iptal diyelim. Çok şanslı bir evlilik yapabileceğiniz birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya hayatın size artık sen bunu hak ettin. Artık sen bunu hak ettin deme şekli gibi görüyorum adalet kartıyla da. Çünkü bu adaletin öncesindeki ve sonrasında gelen kartlar ve bakın dünya ile gelmiş, pusulayla gelmiş. Artık sen mutlu olmayı hak ettin gibi bir enerjiyle hayatınıza sunabileceği birisi olarak gözüküyor. Bu kişiyle belki ilk başta ya böyle müzik, ortak zevkler, hobi alanları, bunlar aracılığıyla tanışabilirsiniz ya da sosyal medya üzerinden tanışabilirsiniz kartlarda gördüğüm. Sakin birisi, kolay sinirlenen birisi değil. Dediğim gibi böyle sinir, stres, ona kız, buna kız, böyle şey değil yani. Hayatı dar eden, zehir eden bir bakış açısına sahip değil bu kişi. Yani böyle şey, halledilir, yaparız ve onu da yapan, sorumluluk sahibi de birisi. Başka etnik kökenden gelen birisi olabilir. İşte annesi belki yabancıdır ya da başka etnik kökenden geliyor olabilir. Böyle bir hani yabancı kültüre sahip olma durumu da çok yoğun olarak gözüküyor çünkü. Bazılarınız için hatta şunu da söyleyeyim, hani tanışma alanlarınıza ek olarak. Belki yurt dışına başvuruda bulunduğunuzda ya da yurt dışı konularıyla alakalı ya da uluslararası iş başvurusu olabilir. Yani illa yurt dışına çıkmak değildir de yurt dışıyla iş yapan bir şirkete belki başvuruda bulunabilirsiniz falan. Uluslararası bir şirkete belki tüm dünyaca ünlü başvuruda bulunabilirsiniz. Bu tarz şeylerle de, aracılarla da karşılaşabilirsiniz. Belki sonra bir öğreneceksiniz o şirketin yönetici konumunda birisi belki. Çünkü yöneticilik, liderlik özellikleri yüksek birisi ve çok çözüm odaklı birisi. Sizi çok mutlu edebilecek birisi olarak gözüküyor açıkçası kartlarda gördüğüm. Hatta ailenize de çok iyi gelebilir. Ne dedim? Aileniz de sevebilir bu kişiyi. Kardeşiniz varsa bir şekilde kardeşinize ya da kardeşlerinize de katkı sağlayabilir bu kişi. Kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Burada başka ne görüyorum? Ya yurt dışı bağlantısı çok yüksek ihtimal olan, yani uluslararası bağlantısı çok yüksek ihtimal olan birisi. Başka ülkeleri gezip gören birisi. İyi niyetli birisi, kültürlü birisi, bunları söyledim, kendini geliştirmiş birisi, okumuş etmiş birisi yani burada gördüğüm kişi. Sizin tabirinizle, ben çok böyle şeyler söylemem ama yani mesela bu desteye böyle hani nasıl diyeyim, hani ilkokul mezunu değil buradaki kişi, öyle söyleyeyim. Ya da lise mezunu değil. Bazılarınız için bu kişiyle geçmiş bağlantısını da veriyor bakın. Belki geçmişte sisli puslu kalan bir flörtözlük bağlantınız yaşanmıştı. Hatta bu geçmişteki bağlantınız da yine kardeş ya da aile bağlantılı bir konu üzerinden olabilir. Sanki şimdi hayatınıza girdiğinde geçmişte o sisli puslu kalan durumu da aydınlatarak ve tamamlayarak gelebilecek birisi şeklinde de gözüktü. Koç aslan yay etkili birisi olabilir. Direkt olarak değnek kralı olarak gözüktüğü için bunu söylüyorum. Ama su ve hava etkileri de, toprak etkisi de biraz her telden enerjide yine gözüktü. Kartlarda gördüğüm enerjiler doğrusu, ama burada ben ne görüyorum biliyor musunuz? Hak ediş gözüküyor. Yani artık sen bunu hak ettin. Al bu kişiyle evlen gibi. Her ne kadar evleneceğiniz kişi kim, açılımı değil, aşk hayatınıza kim girebilir açılımı olsa da bu kişiyle ciddi bir süreç içerisine girebileceğinizi söylüyor kartlar ve değnek sekizlisi ve bakın kupa ası kartlarıyla da gözüktü burada. Ya şeytan kartı falan burada gözüküyor. Ama bu bana şunu hissettirdi. Geçmişteki o enerjilerden, o toksik enerjilerden, bir yere varmayan enerjilerden aslında çıkıyorsunuz artık. Bakın netleşiyor kılıç asıyla o toksik enerjiler ve artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Burada bazılarınızın manifest çalışmaları, meditasyon çalışmaları, tam böyle burada söylediğiniz kelimelerdeki birisi gibi de birisi hayatınıza girebilir. Yani işte böyle manifest defteri falan yapmışsınızdır. Böyle örnek veriyorum. Her gün o kişi varmış gibi tekrar ediyor olabilirsiniz. Zaten yapmıyorsanız da yapabilirsiniz bunu. Çok yararlı. Hatta hani bunun üzerine kendinizi geliştirin. Bu tarz şeyleri hep söylüyorum. Belki de oradaki gibi böyle tam istediğiniz gibi birisi de olabilir. Kolay sinirlenen birisi değil. Ya hayatı sizi daha yaşanılır hale getirebilecek birisi. Çok mutlu olabileceğiniz birisi. Çok güzel bir eviniz olabilir. Çok güzel bir yuvanız olabilir. Hayatta yani böyle birisine tabii ki bel bağlamayın ama güneş açtıracak birisi demek istedim size. Ama zaten tek başınayken de o güneşiniz açsın. Ama sanki böyle ekstra belki parlatacak o güneşinizi sizin. Haritanızdaki güneşinizi de parlatacak birisi olabilir. Bakın bu kelimeleri de boşa söylemiyorum akışla. Hani bu anlamda da böyle bir etki sahibi olabilir. Daha çok sizi güzelleştirecek birisi. Böyle bir cildiniz parlayabilir. Böyle bir hani güzelleşebilirsiniz. Mesela bazı insanlar hatta mesela toksik ilişkilerinize bakın. Toksik ilişkilerinizin olduğu zamanki fotoğraflarınıza bakın. Böyle bir sönük gibisinizdir. Ben çoğu kişide bunu gözlemledim. Böyle cildiniz sönüktür, bakışlarınız sönüktür. Böyle sanki orada zoraki böyle bir sanki hani o aslında şu var orada. O narsistlerden ya da o toksik kişilerden zorla almaya çalıştığınız içinizdeki eksik olan sevgi aslında belki çocukluktan vesaire işte arka planı derinliği bambaşka olabilir. O sevgiyi onlardan almaya çalışmanın aslında yine bir oyunu içerisinde oluyor insanlar. Hani o oyun işte hani mutlu gibi gözüküyor ama değil hani belli, çok belli. Ama gerçek sevgi hiç böyle hani sizi sevsin diye çabalama içerisine girmiyorsunuz zaten. O direkt olarak olduğunuz halinizle sizi seviyor ve sizi geliştiriyor. Yani ve böyle işte cildiniz parlıyor, güzelleşiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bunu çok şükür ki yaşayan kişilerden birisiyim. Nasip eden Allah'a şükür olsun, maşallah maşallah. Burada da ben bunu sizin de deneyimleyebileceğiniz enerjileri görüyorum. Yani bu kişi sizin hayatınıza girdikten sonra belki de diyeceksiniz ki geçmişteki kişiler de neymiş ya. Hani onlar belki de sizi söndürmüştü. Bu kişi tekrar parlatabilecek bir enerjide. Dediğim gibi bazılarınız için belki geçmişte de çok böyle üstü kapalı kalan, belki böyle minik bir yardım teklifinde bulunmuştu size. Belki aile ya da kardeş bağlantılı bir şeyinizi halletmeye çalıştıysa geçmişte. Hani öyle bir bağlantı da olabilir ama hepiniz için değil. Ben bunu daha çok yeni birisi olarak söylüyorum. Hani başta dedim ya evlilik süreci içerisine girecek değilseniz ama giremediyseniz. Ben hani o tarz şeyleri size yaşatan birisi olarak da çok görmedim açıkçası ya. Yani bu sanki öyle şeyler yaşadıysanız da şimdi baksana onu yarıda bıraktırmayacak kişi geliyor gibi bir akışla gözüktü. Çünkü çok yenilik enerjileri var burada. Hatta bu kişi hayatınıza girdikten sonra yurt dışında yaşama ya da bir şekilde belki hem yurt dışı hem bulunduğunuz yer böyle gitme gelme, belki hem orada ev sahibi olmanız hem burada ev sahibi olmanız gibi böyle çok seyahat edebileceğiniz bir süreç içerisine bile girebilirsiniz. Çünkü burada olayların hani güzel bir aşkla, değerli bir aşkla devamında direkt olarak ciddi ilişkiye evrilebileceği bir akışla gözüktü. Harflerle devam edelim. Ç harfi kendine attı. Y, A, B, Ö, J, D, V, F ve T harfleri gözüktü. Ç, Y, A, B, Ö, J, D, V, F, T. Birinci deste. Açılım bu şekildeydi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Bir de şunu da söyleyeyim. Bakın burada Güneş ve Dünya kartının yan yana gelmesi aslında sizin bir Satürn döngünüz. Yani hayat içerisindeki sanki o dünya döngüsü, işte Satürn döngüsü. Bazılarınız için eğer bu Satürn döngüleri içerisindeyseniz de bu Satürn döngüsü içerisinde de işte güneşinizi falan etkileyen bir böyle açı maçı varsa bunlar ekstra anahtar olabilir size, o yüzden söylüyorum. O süreçler içerisinde de belki evlenebileceğiniz bir enerjide olabilir bu kişi. Yani Satürn döngünüze denk gelen birisi de olabilir. Evet, zaten deste altında da çok güzel kartlar geldi. Değnek sekizlisi ve aşk, bakın love yazıyor zaten, görüyor musunuz? Ve travel, ne dedim, bir yolculuk çok yüksek ihtimal gözüküyor zaten, ve love. Bir de bu kişiyle tipleriniz de benziyor olabilir. Aşk hayatınıza girecek kişiyle, yani tip olarak, fiziksel olarak da birbirinize benziyor olabilirsiniz. Belki çocukluk fotoğraflarınıza bir bakacaksınız, çok benziyorsunuz falan. Yani o tarz şeyleri de sonradan öğrenebilirsiniz. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza. Yine bir değnek kralı kendini attı. Birinci destede de gözükmüştü. Bazen ne kadar farklı deste kullanılırsa kullanılsın gözünüzün önünde çekiyoruz ve zaten hani görüyorsunuz destelerin farklı olduğunu. Mesela birinci deste buydu, ikinci deste bu. Bazen çok aynı kartlarda gelebiliyor çünkü yani aslında şunu söylüyor kartlar. Enerji bu, yani bunun dışında bir şey gözükmüyor. Yani zorlamaya da gerek yok o yüzden diyor aslında. Evet, ama bazen bambaşka şeyler de çıkabiliyor tabii ki. Ama sonuçta her halükarda kolektif açılım ve olasılıklar doğrultusunda bu enerjiler. Bunların detayını hep anlatıyorum. Videolarımı o yüzden baştan sona izleyin. Neyin ne olduğunu daha net anlayabilmek istiyorsanız. Ya bana böyle özelden sormayın yani, hani şu şöyle mi, bu böyle mi. Ben zaten aktardığım bilgilerde de buna değiniyorum. Neyin ne olduğunu az çok. Videolarımda da sürekli bunu söylüyorum. O yüzden hani zaten söylediğim şeyi dinlemeyip de bana tekrar onu özelden sormayın. Ben onu zaten anlatmışım. Bu birazcık emeğin değerini bilmemezliğe giriyor. O noktada da hiç böyle umruma gelmez yani. Yani ben onu saygısızlık olarak görüyorum çünkü. Anlattığım zaten şeyi, yani o kısmı ileri sarıp ondan sonra kafasına atıp bir şey takılıyor. Kafana takılacağı şeyi zaten sistem hani akış bildiği için bana önceden onun açıklamasını yaptırıyor orada zaten. Onu dinle o zaman. Ben ne diyorum? Hep baştan sona izlediğinizde daha çok yarar elde edersiniz. Burada çünkü tarotun çok ötesinde bilgiler de aktarıyorum. Belki bir sürü eğitimde bulacağınız. Hatta bazı kişilerin bazı öyle püf noktaları, öyle şeyler aktarıyorum ki bazen. Tabii ki bunları böyle çok yüceltmiyorum. Belki de yüceltmek, böyle reklam haline getirmek mi gerek bilmiyorum. Belki bazı eğitimlerde bile size bu kadar böyle hani her sorunuza cevap olabilecek bilgiler aktarılmıyordur. Yani ben en azından öyle görmedim. Yani yüzeysel böyle bilgileri aktarıyorlar. Bu al sertifika, tamam hadi yallah gibi bir şey oluyor yani eğitimler. Sonra şu bir şey soruyorsun daha derin. Yani doğru düzgün cevap veremiyorlar falan hani. Neyse, o yüzden videoları baştan sona düzgün dinleyin. Yani o akış orada söz konusuysa sebebi vardır. Niyetlerle vesaire hepsini bir bütün olarak dinleyin. Zaten benim niyetim de bu doğrultuda olduğu için bu şekilde dinleyen kişiler daha çok yarar sağlıyor benim videolarımdan. Ve hayatlarında da daha çok güzellikleri yaşıyorlar. Diğerleri hani şey gelmiş şey gidiyor diye bir söz var ya, söylemeyeyim şimdi. Öyle ya yani, hadi söyleyeyim, çok söyleyesim geldi. Mal gelmiş mal gidiyor diye bir söz var ya. Diğerleri birazcık o kısma giriyor. Aman direkt işte şeyi açayım, desteği açayım. Ne? Onun öncesinde ben çok önemli şeyler aktarmışım. Belki senin bir açılımda belki binlerce lira versen aktarılmayacak şeyler aktarmışım. Yani cahilliğe gerek yok ya da böyle sürekli şey gibi böyle tüketelim işte direkt desteği dinleyelim falan saldırmaya da gerek. Bu tüketim bilincinden de çıkın. Böyle insan gibi değil mi, böyle bilgiler aktarılıyor akışla, burada size kanallık yapılıyor, aktarılıyor ve ben şu anda hani bir haftadır gribim, buna rağmen video çekiyorum ve mesela bir önceki videoda yine uzun uzun böyle akışla birlikte bilgiler geldiği için konuşmalar yaparak bir video çekmiştim. Hepsini dinleyin. Bazı videolar böyle oluyor. Akış o şekilde çünkü. O yüzden ben videolarımın altında ben size böyle ezbere işte 1. deste, 2. deste diye video çekmediğim için kimsenin dakika yazmasına da izin vermiyorum. Bir zahmet parmağını bir ileri iki geri sürükle, bul yani çok istiyorsan ki zaten direkt olarak desteğe değil bütün her şeyi dinleyerek ilerle. Özellikle baştaki konuşmaları, ondan sonra desteni seç ve hangi desteği seçiyorsan onu dinle. O baştaki konuşmaları dinlemeden desteği dinleyenler genelde bir şeye yaramıyor yani. Çünkü nereden görüyorum? Baştaki konuşmamda anlattığım şeyleri soruyor mesela sonra, bu ne bu ne falan diye. Ama ben onu videoda söylemişim aslında. İşte o yüzden dedim, mal gelmiş mal gidiyor dediğimiz kişiler bunlar. İşte Şems'in Mevlana ile konuşması, böyle kukla gösterisi olarak yapılan bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. O benim için çok değerli bir videodur. Anlamlarla dolu, bir sürü boyutlarla dolu bir videodur o, görebilene. Mesela orada diyor ki yetiş artık hani bu kervana ve kurtar kendini, del bu hapsi. İşte onlar bu kervana yetişmek istemeyenler, bu hapse, bu illüzyonu delmek istemeyenler bu kişiler. Bahsettiğim bu kişiler yani. Zaten böyle her şeyi dinleyenlerin de çok güzel geri dönüşleri oluyor. Hayatlarında yaşadıkları güzelliklerle. Ondan sonra bir sürü geri dönüşte alıyorum. Bazen paylaşabildikçe paylaşıyorum. Bazen unutuyorum vesaire yoğunluktan, ama nasip eden Allah'a şükürler olsun. Hani unutmama ve bir sürüsünü de paylaşmamama rağmen zaten hani yüzlerce de geri dönüş var sayfamda zaten. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Evet, şimdi 2. desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 2. desteği seçenler. Çok şükür sağlıklıyım, saatliyim. Evet. Kolaylıkla, sağlıkla, saatle çok şükür. Sağlıklıyım, saatliyim. Kolaylıkla, sağlıkla, saatle çok şükür. Sağlıklıyım, saatliyim. 2. desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir, nasıl birisi girebilir? Bir şey diyeceğim. Siz evleniyorsunuz ve benim haberim yok dermişim, ne alaka değil mi? Sanki haber vermek zorundaymışsınız gibi. 2 destede de bakın başka desteler: Adalet, Aziz, Kupası, Tasım, Şövalyesi. Zaten şu 3 kart da çok güvenilir bir aşkın geldiğini söylüyor. Adalet ve Aziz'le birlikte bunun yine burada ben. Yani bakın ben ne dedim? Belki burada şimdi bazıları şunu diyecek yine. Bunu diyecek kişilere öncelikle şunu söyleyeyim: yallah. Şimdi neyi diyecek kişilere yallah diyeceğimi söyleyeceğim. Ay 2 destede de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Çünkü 2 destede de aynı kartlar ya da aynı enerjiler çıkmış. Bunu diyecek kadar hala gerizekalıysan yallah, bu kadar konuşmaya rağmen. Bir bunu diyecekler, güle güle izlemeyin, anlamıyorsunuz siz. Gidin kendiniz gibi böyle çöplük kişileri izleyin. Bataklığınızda debelenin. Size artık kimse demek ki hiçbir katkı sağlayamıyor. Demek ki Allah'ın gözünde de bir nazarınız, bir şeyiniz hani böyle bir sizi bir yerden kurtaracak bir sevabınız yok ki karşınıza böyle videolar çıksa da yararlanamıyorsunuz. Değer bilmez olduğunuz için, şükürsüz olduğunuz için. Şükürsüz kişilerin layık olduğu yer cehennem ve bataklıklarıdır. O yüzden yallah. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada birinci desteğiyle çok doğru orantıda ve çok benzer enerjiler çıktı çünkü. Burada da ben şunu görüyorum. Burada ama şu var. Çok yüksek ihtimal bu. Yepyeni bir aşk, yepyeni birisi ve evliliğe gidebilecek söz, nişan ve kademeli bir şekilde, hızlı bir şekilde değil ama yavaş yavaş tanışmanın ardından burada sanki önce bir aşk, önce bir tanışma, sonra söz, nişan, sonra evlilik gibi bir süreç içerisine girebileceğiniz birisi. Ben sadece burada şunu görüyorum. Bu kişinin ailesi aracılığıyla tanışabilirsiniz. Bu kişinin ailesi sizi beğenebilir, sizi isteyebilir. Hani işte çocuğum var, şöyle böyle tanışmak ister misin? Biraz görücü usulümsü diyeyim. Hani Aziz'le de geldiği için zaten bir enerjiyle daha hayatınıza girebilir bu kişi. İletişim yetenekleri kuvvetli birisi, güvenilir birisi, sorumluluk sahibi birisi olarak gözüküyor. Ben kartları karıştırmışım. Çok güzel enerjiler gözüktü de burada. Yani burada da şunu görüyorum. Evlenebileceğiniz birisi aşk hayatınıza girebiliyor şeklinde gözüktü. Zaten deste altında vardı. Evet, evlenebileceğiniz kişi aşk hayatınıza girebilir ama burada belki de şunu görüyorum ben. Bu kişinin ailesi de sizi çok sevebilir, çok isteyebilir. Ben bunu da burada çok hissettim. Mesela birinci destede sizin ailenizin o kişiyi çok sevmesi gözükmüştü. Ne dedim? Çok benziyor ama minik farklılıklar yine söz konusu iki deste arasında. Şöyle bir açıya tekrar bakayım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Biraz daha şöyle yapalım. Bu kişi sizin hayatınıza sen benim tam hayallerimdeki gibi birisin diyerek, sizden çok etkilenerek, hem dış görünüş olarak hem davranışsal olarak sizi çok beğenerek girebilecek birisi ve ailesi belki bu kişiye söyleyebilir. Bak şöyle çok güzel birisi var, tanışmak ister misin falan gibi. Yaşlı birisi değil, genç birisi olarak gözüküyor. Genç ama olgun birisi, sorumluluk sahibi birisi. Kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda uçlarda dolaşmayan birisi. Yani bu kişi böyle nasıl diyeyim? Hani sıradan diyerek de basitleştirmek istemiyorum buradaki enerjiler ama Tılsım Şövalyesi öyle çok uçlarda gezinen bir enerji değildir. Yani hani böyle bir nasıl diyeyim, bazen sıkıcı gelebilir insanlara. Yani böyle nasıl diyeyim, heyecan aramaz yani. Güvende olsun, işi gücü rast gitsin, o onun için yeterlidir. Öyle birisi olarak gözüküyor bu kişi kartlarda gördüğüm. Genç birisi, çok böyle yaşlı birisi olarak gözükmüyor ya da orta yaşlı birisi olarak gözükmüyor kendisi. İyi ailede yetişmiş, hani güzel bir ailede yetişmiş birisi aynı zamanda ve hani ben hayatımda doğru düzgün bir ilişki istiyorum artık gibi bir arayışla da, bakın buradaki çizimde de sanki böyle hani elini koymuş, sanki böyle bakıyor gibi, bakın hani ve orada da zaten hani sanki siz çıkıyorsunuz, bakın Tılsım dokuzlusuyla da karşısına. Bu kişi Boğa, Başak, Oğlak etkili birisi olabilir, Terazi ve Balık etkili birisi olabilir kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Bu kişinin ailesi de sizi çok sevebilir, isteyebilir ama sizin aileniz, sizin yakınlarınız bu kişiyi istemeyebilir. Kartlarda gördüğüm istememe sebepleri de burada sanki ben şunu görüyorum. Bu kişi belki daha geleneksel, göreneksel, dediğim gibi daha uçlarda dolaşmayan bir aile yapısıyla yaşamış olabilir ama siz belki ona göre, yani Tılsım dokuzlusu, belki bir eli yağda bir eli balda büyüdünüz. Hani böyle bir hani rahat bir hayat ya da hani öyle büyümediyseniz bile hani rahat bir hayat yaşıyorsunuzdur, anladınız mı? İnsan kendi standartlarını da bir noktada kendisi belirler. Hani hayat koşulları ne olursa olsun. Değil mi? Şöyle bir saçını savurur yine. Böyle pozitif bir şekilde durabilmeyi de kendisi seçer. Burada siz öyle birisi olabilirsiniz işte. Hani belki de hani bir eli yağda bir eli balda büyümediniz ama hayat standartlarınız bellidir. Belki siz ve sizin aileniz bu kişiyi istemeyebilir. Bunun sebebi de yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben burada ekonomik bir farklılık enerjisi görüyorum hayat görüş açısından. Yani bu ne demek? Şu demek. Ya birisi için bir çantaya mesela Chanel bir çanta almak birisi için yatırımdır. Çünkü değil mi hani yani hani... Bana göre de öyle dermişim. Alırsın onu ömrün boyunca kullanırsın. Hele bir de kült bir parçaysa hani basic parçalardan, yani basic dediğim hani böyle klasik model parçalardan birisiyse de onu alırsın hayatın boyunca kullanırsın. O bir yatırımdır aslında bir noktada. Ama mesela başkası Chanel'dir işte bilmem nedir, işte Balenciaga'dır, işte Versace'dir, Louis Vuitton'dur bilmeyen kişiler için. Hani belki onlar o paralara belki araba alıyorlar, ev alıyorlar değil mi? Hani daha orta sınıf kişiler için konuşuyorum. Hani başkalarının bir çantaya verdiği paraya başkaları ev alabiliyor, araba alabiliyor hani. Bu kişiyle de böyle bir farklılığınız olabilir işte aranızda. Yani o yüzden de siz ve sizin yakınlarınız istemeyebilir bu kişiyi. Yani hani yani sorumsuz vesaire gözüktüğü için değil. Senin hayata bakış açını ya da senin hayat standartlarını karşılayabilir mi ya da buna uyum gösterebilir mi? Yani o daha gelenek görenekçi, daha böyle hani normal uçlarda gezinmeyen maddi olarak da bir şekilde yaşıyor hayatı ailesiyle vesairesiyle. Ailesiyle yaşayan birisi olarak gözüküyor zaten. Ama sen hani daha başka kafalardasın gibi. Yakın çevreniz de size böyle söyleyebilir. Bu da biraz maddiyatla ilgili ikilemleri gösteriyor yine bakın burada. Yani çok ciddiye gidebilecek. Hatta bu kişi direkt olarak yani direkt olarak demeyeyim yavaş yavaş önce aşk, tanışma, söz, nişan, evlilik gibi götürmek isteyebilir. Ama ben sizin bu tarz böyle özellikle ekonomik açıdan bakış farklılıklarından kaynaklı çok ikilem çalıştırabileceğinizi görüyorum. Ama yine burada duygularınızın olmayabileceği bir akışla da gözükmedi. Yine duygular ortaya çıkabilir. Önce o sizden hoşlanacak şeklinde gözüküyor zaten. Önce o sizi isteyecek, o sizin için uğraşacak, sorumluluk alabilecek şeklinde. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki kesin konuşmayı sevmem. Etik olarak da tarot ve astroloji yorumlarken kesin konuşmak etik değildir, doğru değildir. Hayat bir şekilde o tarz konuşan kişilere zaten cevabını veriyor. Dürüst birisi, gelenek göreneklere saygı gösteren birisi şeklinde de gözüktü. Ama sizin hayat bakışınıza maddi açıdan özellikle sahip birisi olarak görmedim. O sizi doğru insan olarak görebilir ama siz çok ikilem çalıştırabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bazılarınız için bu kişi hayatınıza girdikten sonra belki sizin hayatınıza başka birisi daha da girebilir. Şimdi oraya da ekstra kart seçeceğim ama bu kişi ciddi niyetle gelebilecek birisi. Yani tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Belki ailesi bu kişiye söyleyebilir. Bir tanış, şu kişiye bir adım at bakalım ne olacak falan gibi. Ailesel araçlarla da tanışabilirsiniz. Ama sanki sonrasında bu tarz hani çok böyle... Şimdi tılsım şövalyesi, tılsım dokuzusu. Hani burada ben özellikle dişi enerjiye çok hesap kitap peşinde görmüyorum. Ama karşı taraf hani karşı tarafınki de negatif bir enerjideki hesap kitap değil ama. Hani böyle kötü enerjide değil ama... Hayat bakışlarının farklı olması gibi bir şeyden dolayı. Hani bu kişiyle evlenilir mi, yapılır mı? Hani ben şimdiye kadar böyle yaşamışım gibi şeyleri çok düşünebilir ve sonradan istemeyebilirsiniz şeklinde gördüm ben. Ama o hani yine böyle bir tanışma, belki bir sevgililik aşaması, işte ailelerin tanışması. Zaten ailesi size önerebilir. Daha çok böyle belki ailelerin kaynaşması, bir söz nişan olabilir. Ama evlilik noktasına geldiği anda belki oraya doğru giderken çok ikilem çalıştırabilirsiniz. Çünkü bu kişi de ailesi de sanki tam istediğimiz ve hayallerimizdeki birisi gibi bakış açısıyla yaklaşabilecek enerjide gözüktüler. Bir de şu diğer kişiyi bakalım. Burada bir kişi enerjisi daha görüyorum. Başka birisinin enerjisini daha. Bu da geçmişten birisi. Zaten burada da bakın sisli puslu durumların ardından çıkan birisi gibi. Bu kişiyle de geçmişte böyle sıkıntılı, böyle karmik işte kadersel karmik süreçler yaşamış olabilirsiniz. Sanki böyle geçmişten bu kişiyle belki tanışıp işte sevgili olduktan sonra tam evliliğe gidiyorken bazılarınız için. İşte bu tabii böyle hani böyle anlatıyorum ama bu buradaki süreç belki de sizin için ayları belki de bir seneyi bulabilir yani. Akış gözüken akış bu şekilde. Tam böyle hani bir şeyler ilerlerken bu kişiyle geçmişten karmik durumlar yaşadığınız birisi de kendisini gösterebilir ve size duygusal bir adım atabilir. Yine aşk hayatınıza girmek için belki özür dileyerek kartlarda gördüm ve bu bir imparator figürü. Bakın yine geçmiş. İmparator figürü olarak gözüktü. Bu kişi belki evliydi, bir baba figürü olabilir, boşandığını söyleyerek falan sizin hayatınıza girmek isteyebilir şeklinde de gözüktü. Ama burasıyla sanki böyle bayağı ilerledikten sonra bu kişi sonradan ortaya çıkabilir şeklinde gözüktü. Zaten hani hem maddi bakış açıları açısından da ikilem yaşayabilirsiniz. Hem de belki bu kişi de ortaya çıktıktan sonra da bir ikilem yaşayabilirsiniz. Ama o ikilem yaşama noktası iş daha çok evlilik aşamasına doğru geldikçe ortaya çıkabilecek bir enerji olarak gözüktü. Yani iyice birbirinizi tanıdıkça, maddi ve manevi olarak hayata bakış açılarınızı vesaire tanıdıkça sanki sonraki süreçte gözükebilir gibi gözüktü. Burada başka ne görüyorum? Bu şekilde gözüktü yani. Bir de geçmişten zaten yine aklınızı böyle kurcalayabilecek karmik şeyler yaşadığınız, belki evliydi, belki boşandığını haber vererek tekrar gelebilecek gibi bir enerjiyle de birisi gözüktü. Şimdi harflerle devam ediyoruz. Bir imparator figürüyle geçmişteki kişi de. Bu yeni birisi ama. Bunu zaten anlattım. Yani hatta ailesi falan bile sizinle tanışmasını çok destekleyebilir. D harfi kendine attı. Bir harf daha kendini çevirdi. E. Burada yine iki kişi içinde hem geçmiş hem yeni bu harfleri düşünebilirsiniz. M. V. S. Ö, R, Ü, J ve Y harfleri ikinci destede gözüken harfler. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar, ikinci destedeki açılım abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Üçüncü desteyle devam ediyoruz. Ay. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir? Bakın yine kupa onusu, gördünüz mü? Bambaşka bir deste yani. Bunu karıştırdık mı? Şuradan karıştıracağız şöyle. Okey. Ups. Yani evet, burada zaten tam Lenormand kartları da gördüğüm enerjiyi tekrar gösterdi. Tasdikler gibi bir akışta gözüktü. Tasdikler gibi bir akışa gözüktü. Şöyle açıya da bir bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir dediğimizde. Ya burada bu kişi çok zeki birisi. Çok yüksek ihtimal ben kova diyesim geldi ama bir ikizler terazi etkili de birisi olabilir. Bu kişi aslında sizin hayatınızda sen benim tam hayallerimdeki gibi birisin, işte seni çok beğendim, seni çok istiyorum vesaire diyebilecek birisi. Ama sanki sizde evlenme ya da ilişkinin işte belki bir sonraki aşamaya geçmesi hissiyatını uyandırıp ondan sonra da olayları kılıç yedilisiyle işte hani ne gerek var, işte sevgiliyiz zaten, işte ilişki sürüyor, işte hani ne, bilmem ne, hani böyle bu tarz şeylere çevirebilecek bir enerjide gözüktü olasılıklar doğrultusunda. Asabınızı ve sinirinizi bozabilecek, biraz aklınıza oynayabilecek bir enerjide gözüktü. Aranızda fiziksel mesafede olabilir bu kişiyle kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Hem sizi çok isteyip hem de sizin isteklerinize uygun olmayacak şekilde ilişkiyi sürdürmeye çalışabilecek birisi. Sizden birazcık fedakarlık, sürekli işte onun bakış açısına göre bekleyin, ilişkiyi sürdürün, bunları bekleyebilecek, bunları isteyebilecek bir enerjide gözüktü kendisi. Yolculuk yine burada söz konusu olabilir kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Sanki böyle şey görüyorum. Bakın yine yüzük isteyen bir kadın ve değnek kraliçesi ve değnek dörtlüsüyle gözüktü. Yani mutlu bir şekilde bir aşamaya geçsin artık bu ilişki noktasındayken siz bakın sizin bu bakış açınıza yine fare yani uymayacak ya da hani daha çok sizden burada çünkü generosity buradaki ekstra kartlardan birisi, yani ekstra sen verici ol, yani işte evlenmeyelim, yüzüğe ne gerek var, bilmem ne falan filan bakış açılarıyla ekstra sizin böyle hani dişli enerjilerin özellikle verici olmasını bekleyebilecek, isteyebilecek bir akışla gözüktü kendisi. Başka ne görüyorum burada? Burada biraz sinir bozucu birisi olarak gözüktü açıkçası. Yani ama burada ben yine sizi sevmeyecek birisi gibi görmedim. Sadece çok benim dediğim şekilde ilerlesin her şey. Kova burçlarında ben bunu çok görüyorum. Diyorsun ki bu doğru. Hani bak bunun doğrusu bu. Gidiyor B, mesela sen diyorsun ki bak bu doğru olan şey burada A. Gidiyor diyor ki hayır B doğru bilmem ne. Ondan sonra tekrar A'ya dönüyor mesela. Ha, tamam A doğruymuş diyor falan hani. Ama illa o B'ye bir şey yapacak hani. Böyle bir kendi bildiğini okuma şeyi var bu kişide. O yüzden çok asabınızı, sinirinizi bozabilecek bir enerji de olabilir kendisi. Zaten değnek kraliçesi. Yani burada ateşli, istekli, yani bahanelere karnı tok bir kraliçe var. Ama kılıç kralı soğuk, mantıkçı ve bakın burada structure diyor. Yani kendi kalıplarına göre aslında bir noktada kuponusuyla da ben seni beğeniyorum daha ne istiyorsun gibi böyle bir bakış açısıyla ilişkiyi sürdürmek isteyecek de bir kişi olarak gözüktü. Burada başka ne görüyorum? Modern birisi olabilir. Modern bakış açılarına sahip birisi olabilir. Çok gelenek görenekçi birisi değil. İlişkide özgürlüğe çok önem veren, yani böyle sıkılmak, bunalmak istemeyen birisi aynı zamanda. Hatta şöyle söyleyeyim, bu kişiyle böyle uzak mesafe ilişkisi bile sürdürme gibi bir şeyiniz olabilir. Yanınıza gelme ya da böyle yüz yüze görüşme noktalarında da çok erteleme ya da kaytarma enerjileri içerisine girebilir. Sorumluluk sahibi birisi olarak gözükmedi. Laf, söz, hayata bakış açısı bilmem ne, ona göre en böyle hani en doğrusu o ama aslında değil. Hani böyle birisi, o yüzden sizin için sinir bozucu birisi olabilir şeklinde gözüktü. Yani bir araya gelmeyi çok bekletebilecek bir enerjide gözüktü. Şu gün buluşacağız, bugün buluşacağız ya da en sonunda belki siz kendiniz onun yanına gitmek isteyebilirsiniz falan. Ama bu da şu işte, sizin ekstra verici olabileceğiniz bir şeye doğru evrilebilir. O sizi bu açıdan manipüle etmeye başlayabilir. Manipüle olmamaya çok dikkat etmeniz gereken birisi. Yani seni istiyorum deyip daha çok yine kendi isteği gibi sizi ve ilişkiyi şekillendirmeye çalışabilecek bir akışla gözüktü kendisi. Zorlukları aşmaya yanaşmayabilecek birisi bakın. Bu zorlukları aşma enerjisidir, yolculuk enerjisidir, işte ticaret vesaire enerjisidir. Bu arada böyle sosyal medya ya da internet üzerinden çalışan birisi olabilir. Home office gibi evden çalışan birisi olabilir. Biraz hayatı da rahat yaşıyor gibi hissettim açıkçası ben burada. İşte e-ticaret bilmem ne falan filan o şeylerle ilgilenen birisi olabilir. Bu kart da çünkü değnek üçlüsü de biraz onu gösteriyor. Zaten yolculuk teması çok yüksek ihtimal gözüktü. Yani aynı şehirdeyseniz bile birbirinize uzak olabilirsiniz örnek veriyorum ve yüz yüze görüşmeye de yanaşmayabilecek bir enerjide. Yani diyeceksiniz ki belki bu hafta ya da belki diyecek ki bu hafta görüşelim, ondan sonra hiç sesini soluğunu çıkarmayabilir falan hani. Enerji vampirliği yapabileceği, sizi istediğiniz konuma getirmek için şeyler gözüktü. Yani çok kafanızı kurcalayabilir o yüzden. Görüşelim demişti, bir daha sesi çıkmadı. Ne olacak şimdi falan gibi. Ama değnek kraliçesi, yani yemeyin bu oyunlara. Değnek kraliçesisiniz siz. En sevdiğim kraliçedir. Kraliçeler arasındaki kraliçelerden birisidir. Burada şey var çünkü. Size evlilik ya da yüzük meraklısı gibi bir hale sokabilecek bir kişi bu kişi. Bir noktadan sonra kartlarda gördüğüm. Ve o isteği elde edebilmek için sizin çok böyle bir şeyler yapmak ya da verici olmak durumunda kalmamanıza dikkat etmeniz gerekiyor. O zorlukları aşmaya da kılıç yedilisiyle yanaşmayacaktı. Kısa süreli mutluluk, yani diyelim ki bu kişi sizinle telefonda konuştu. İşte bir şey oldu, görüntülü konuştu, mesajlaştı vesaire, artık hani ilişki yaşayış şekliniz, iletişim tarzınız neyse. Bu kişiye o yetebilir ama size yetmeyebilir. Bu kişi diyebilir ki tamam ben istediğimi aldım, benim istediğim oldu. İşte yaşıyoruz ilişkiyi, ne var daha, ne ötesini berisini istiyorsun. Yani bu açıdan çok fikir ayrılıkları yaşayabileceğiniz birisi olarak gözüktü. O yüzden dedim sinir bozukluğu sizde yaşatabilecek birisi. Bakın yüzük isteğinize karşı işte bu, yani bir sürü bahane, bir araya gelmeyi istemeyebilecek birisi bu kişi. Sizi çok yol ayrımında bırakabilir. Ayrılmak ve ayrılmamakla ilgili özellikle. Burası da bu şekilde gözüktü yani hani kartlarda gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Tutkusal anlamda da yine böyle bir sürü şey yaşamak isteyebilir ama sorumluluk bilinci olan birisi değil. Ya hatta böyle sevgili misiniz değil misiniz bazen sorgulayabileceğiniz bir süreç içerisine bile sokabilecek bir enerjide gözüktü size. Siz sonradan başka kişilere şans vermeyi de seçebilirsiniz hatta. Hani bu kişiyle olmuyor demek ki, ben o zaman yoluma dediğim gibi devam edeyim de diyebilirsiniz. İsteklerini karşılayabilecek birisi değil. Bakın burada çok güzel istekleri, dilekleri, hayalleri olan bir değnek kraliçesi var. Ama o değnek dörtlüsünden kaçan bir kılıç yedilisiyle kılıç kralı gözüktü burada yani. Ya böyle daha ilişki varmış gibi gözüken ama aslında ortada bir ilişki hani söz konusu değil. İlişki gibi, yani nasıl diyeyim, sizi kendinizi kandırmanız doğrultusunda manipüle etmeye çalışabilecek birisi. Sevgiliyiz işte, oh ne güzel bir ilişki var işte ortada, daha ne istiyorsun bilmem ne, daha azıyla yetinmenizi isteyebilecek birisi. Çünkü o şu an için bu kadarını yiyor diyor kartlar, tövbe yarabbim, yani ağzımı da bozmak istemiyorum. Yani bu kadarını yapabiliyor diyeyim, hadi yine yumuşatarak söyleyeyim. Yemiyor diyor. Açık konuşacağım, yemiyor. Bu kişi sevgililiğe bile yemiyor diyor arkadaşlar. Yani yani o şey yok. Ha, çok istiyorum bilmem ne falan filan. Ondan sonra 1000 tane şey, kelime oyunu, 1000 tane laf oyunu bilmem ne falan filan. Kelime cambazlığı, klasik kılıç kralının gölgesi yani burada. Kılıç hediyesiyle ve profesyonel yalanlarla da sizi istediği o, yani hayal ettiği ilişki içerisine sokmaya da çalışabilir. Hayal ettiği ilişkide kılını kımıldatmadığı, belki çoğu zaman uzaktan görüştüğü, ettiği, o şekilde hani ya da hani böyle tutkusal anlamda bir şey yaşayacaksa birlikte olmak isteyebileceği falan, hani bir araya gelmek isteyebileceği, onu da siz ona gidin isteyebileceği. Burada şey gözüktü, yani eril enerjisi düşük, anca böyle bol bol laf kalabalığı, eril enerjisi düşük bir kılıç kralıyla gözüktü kendisi. Zaten ben burada değnek kraliçesi olarak dişli enerjilerinde, benim istediğim belli, ben ciddi bir şey istiyorum, hani adı konulsun işte, belki sonradan bir anlaşma, sözleşme, yüzük, bu istediğim şey bu, sen bunu veremiyorsan hadi yoluna diyebileceğiniz bir akışa da geçebileceğiniz enerjilerle gözüktü. Ama bir kısmınız için ekstra verici de olabilirsiniz bu kişinin manipülasyonlarıyla. Hani belki kendi düşüncenizi bu kişi size sağlıksızmış gibi empoze edebilir. Gaslighting işte, kendi doğrunuzu şaşırtmaya çalışabilir bu kişi size. Akıl oyunlarıyla, yani kılıç kralı kılıç yedilisiyle geliyorsa, şeytanla falan da geliyorsa bir kere çok dikkat edin. Kılıç kralı kılıç yedilisiyle profesyonel yalancıların enerjisini gösterir. Kendi doğrunuzu şaşırtmaya çalışabilir size. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken birisi olarak gözüktü. İlişki yaşayış şekli olarak da. Yani seviyorum, çok istiyorum vesaire, evet bunları söyler ama yani şey, ciddi ilişki noktasında bakın, yani çok böyle şey var, kafanızı bakın, konflikt diyor, görüyor musunuz? Yine ciddi ilişki noktasında Aziz ve arabayla, kupa beşlisi o noktada yani. Ama onun dışında çok iyi flört edebilir, iltifatlar bilmem neler, onları yapabilir şeklinde gözüktü. Aşk hayatınıza kim girebilir, daha fazla uzatmayacağım bu kişinin enerjisini. Aşk hayatınıza kim girebilir dediğimizde de abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için 3. deste bu şekilde gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Yine dip tep 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 diyelim. Ya bu mesela, bu enerji sizin için neden gözüktü? Özel açılımlarda da o yüzden hem sizin enerjinize bakıyoruz hem size tavsiyelerle ilerliyoruz. Çünkü her zaman karşınıza böyle hani çok iyi kişiler çıkabilecek şekilde gözükmeyebiliyor. Ama bunu illa yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. İşte orada görmeniz gereken bakış açılarını geçip farkındalık kazanıp o farkındalıkla daha kolayca ya da belki yaşamadan da bu süreçleri atlatabilirsiniz. İşte tarota bu bakış açısıyla yaklaştığınızda zaten asıl yarar sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu yaşamak zorunda değilsin. Gerekli bakış açılarını sağladığında çünkü. O yüzden özel açılımlarda hem güncel enerjinize, bazen kolektif açılımlarda da bakıyorum ona, hem de size aşk hayatınızla ilgili tavsiyelerle de ilerliyorum bu açılımda. Evlilik açılımında da öyle. Yine ilişki açılımlarında da bazı kişiler mesela hiç kendisiyle ilgili tavsiyelere baktırmak istemiyor. O da onun tercihi. Yani tavsiye duymak istemeyen birisi ise o da onun tercihi yani. Kendi bildiği yoldan, onun tekamülü de demek ki o şekilde sürdürmek istiyor. Daha zor şekilde sürdürmek istiyor demek ki. Hani kendi burnunun dikine giderek. O da onun tercihi yani. Herkese saygı duymak durumundayız. Yani ben de, siz de. Ben zaten çok detaylı bir şekilde sorabileceğiniz sorular vesaire hepsini aktarıyorum. Gerisi insanların kendi bakış açıları. Ya kendi sorularıyla açılım oluşturan kişilerde genelde hiç böyle ben, ya şöyle söyleyeyim, ben genelde şunu gördüm. Eğitim seviyesi yüksek olan ya da şöyle söyleyeyim, kendini geliştirmiş olan hayata çok yönlü bakabilen, gerçekten kültürlü kişiler ne yapmalıyım noktasına da ya da ben kendimle ilgili enerjilere bakmak istiyorum noktasına da yaklaşıyor. Ama yani bu eğitim seviyesiyle de bir noktada alakalı değil çünkü. Yani gitmiştir kıytırık bir üniversiteden mezun olmuştur. Üniversite mezunudur hani, örnek veriyorum. Doğru düzgün Türkçe konuşamıyor mesela. Bir şey yazıyor, bir şey yazmış, derdini anlatıyor mesela. İşte ve böyle bazılarının ben hani işte mesleğini falan söyle, bu mesleğe bu Türkçeyle nasıl gelmiş diyorum hani. Yani anlatamıyor kendini, ifade edemiyor. Ve bir yazı yazmış, yani böyle şey oturup böyle dedektif gibi şey hani çözmeniz gerekiyor yazdığı şeyi. Doğru düz yani nasıl diyeyim, harfler bile doğru değil yani kelimelerin içerisindeki. Ya mesela bu kişiler ben ne yapmalıyım bilmem neyim noktasına çok yanaşan kişiler olmayabiliyor. Daha çok yani böyle şey... Hani baktırayım geçeyim sanki buradaki şeyi de kesin yaşayacakmış gibi. Yani o üst boyutlardan bakamıyor. Ama kendini geliştiren, kendi iletişimsel açıdan da kendisine daha sağlıklı ifade edebilen, anlamaya ve anlatmaya aslında sağlıklı şekilde sınırlara da saygı duyarak açık olan kişiler tarottan her zaman daha çok yarar sağlıyor. Aslında hayatın birçok alanından daha çok yarar sağlıyor. Yani böyledir. Hayatın birçok alanından daha çok yarar sağlar. Aklını kullanabilen, kendini sağlıklı ifade edebilen, anlamaya ve anlatmaya sağlıklı şekilde sınırlara saygı duyarak açık olan kişiler zaten. O yüzden hani kendisine de böyle aynayı tutma kısmında daha çok kendini geliştirmeye niyetli olan, böyle hani iletişimsel konuda falan da saygılı, düzgün iletişim kurabilen kişiler genelde şey oluyor. Onu seçebilecek bakış açısına sahip olabiliyor. O yüksek bakış açısına. Onlara da denk geldikçe çok mutlu oluyorum. Nasıl fena, Allah'a şükürler olsun. Ya ben geçen mesela bir tane müşteri temsilcisinin telefonunu kapattım. Bir de zaten ikizler dolunayı. Yani çünkü bir müşteri temsilcisinin böyle konuşabileceğine inanmadım. Dedim herhalde dolandırıcı falan bu. Numaraya bir şeylerden girmiş herhalde. Ağzını yaya konuşuyor. Düzgün Türkçe konuşmuyor. E'leri geniş söylüyor. Ezgi Hanım falan diyor mesela böyle hani şey hani ve çok böyle çok kurumsal bir yerin müşteri temsilcisi. Hani şu an söylemeyeceğim adını ama söylesem hani yuh oranın mı müşteri temsilcisi dersiniz, öyle bir yer. Eskiden daha güzel Türkçe yani ben de çok mükemmel Türkçe konuşuyorum demiyorum ama bir konuşma dilinde konuşuyorum yani, değil mi? Bir de müşteri temsilcisiysen zaten senin işin iletişim üzerine, söyleneni anlamak ve onun üzerine kendini sağlıklı şekilde ifade edip insanlara çözüm odaklı yaklaşabilmek üzerine senin zaten mesleğin yani. Yok yani dedim ben şu an size güvenmiyorum. Böyle çalışan birisi müşteri temsilcisi olamaz çünkü benim nezdimde. Hani buranın nezdinde de olmamalı. Daha sağlıklı Türkçe konuşabilen birisi benimle iletişime geçerse sevinirim. Çünkü ne dediğinizi anlamıyorum. Çünkü anlamıyorum yani. Yutuyor böyle, ağzını yaya konuşuyor. Şey gibi hani o bile düzgün Türkçe. Avrupa Yakası'nda Selin vardı. Bilirsiniz belki. O bile o kişinin yanında düzgün Türkçe konuşuyor kalır yani, o derece bir. Günlük hayatında konuş. Hani onda da yine bir sürü yerde sorun yaşayabilir. Yani bize ne? Ama sen kurumsal bir yerin müşteri temsilcisi olarak o şekilde konuşamazsın ya. Yani benim o giden zamanıma o kişinin üzerine hak mesela yani. İşte danışanlarda da bu tarz kişilerle karşılaşınca hiç uğraşmıyorum. Geliştir kendini kardeşim, her şeyi milletten bekleme yani. Bir zahmet düzgün Türkçe yazmayı, düzgün Türkçe konuşmayı öğren yani. Bunları da bu destede büyük ihtimal boşa söylemedim şimdi. Konuyu açınca. Hepsinin bir sebebi oluyor çünkü bu konulara girmemin de. Ya dolandırıcı olmasından şüphelendim. O derece yani, düşünün. Yani ama bazı yerlerde de görüyorum hani bazı müşteri temsilcisine. Bu pandemi süreciyle biraz şey oldu galiba. Bozuldu yani eğitim, öğretim falan da. Onun şeyi de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü pandemiden önce çoğu yerin müşteri temsilcisi çok kaliteliydi. Çok güzel iletişim kurabiliyorduk falan. bu pandemi sürecinden sonra hani bazı alışveriş sitelerinin müşteri temsilcileriyle falan da görüştüğümde DDA ayıramıyor ya da böyle iletişime geçiyorsun düzgün konuşamıyor falan hani. Şimdi eğer o mesleği yapmak istiyorsan diksiyonunu düzeltmek zorundasın. Başka meslek yap, başka şekilde ilerle o zaman. Dediğim gibi ben de böyle mesela arada başka dillerde konuşuyorum, mükemmel Türkçe konuşuyorum demiyorum. Çünkü ben hayatımın büyük bir bölümünü yabancı dilde eğitim görerek geçirdim. Yani ilkokuldan sonra üniversitenin sonuna kadar benim hayatım yabancı dillerin içerisinde geçti. O yüzden başka dillerde de düşündüğüm için bazen ki o da hani dil nankördür derler. Çok böyle kullanmadığınızda sonuçta hani dışarı çıktığında ben bir İngilizle, bir İspanyol'la, bir İtalyan'la karşılaşmıyorum. O yüzden yine kullanmadıkça da tabii ki şey olabiliyor. Ama zaten ilkokuldan sonraki süreçten gelen bir aşinalık olduğu için bazen yabancı şeyler de söyleyebiliyorum. Ama bu çok yani normal. Ben buna takılınılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü ben burada müşteri temsilcisi değilim, bir şey değilim ve kendimi de çok sağlıklı şekilde çok şükür ifade edebilecek donanıma sahibim. Hem yazı diliyle hem konuşma diliyle. Hem de jest ve mimiklerle. Ama bu tarz şeyleri çok şey yani bir de hani kurumsal bir yerde çalışıyorsun yani düşünün. Evet şu harfi de bir seçelim. Evet bu zaten kendini çevirmişti görmüşsünüzdür yine geldi. Ö, D, M, Y, yumuşak G, O, Ü, J, V, E harfleri 3. destede gözüken harfler. Evet 3. deste niyetime, 3. deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Açılımlar bu şekildeydi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Kendinize iyi bakın. Şöyle yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.